Aslında Beyaz Saray ve Kongre binasının tam ara noktasında bir yerde hiç sabahın erken saatlerinde oy verme işlemleri başladı. Aslında 80 milyon üzerinde vatandaş mektup yöntemiyle oylarını kullandı. Fakat bugün kütüphaneler ve okullar üzerinden yani bireysel olarak gidip oylarını kullanmaya başlayan vatandaşlar da sabahın erken saatlerinde bu işlemleri gerçekleştirmeye başladılar. Tabii ki heyecan yüksek. Dün gece geç saatten itibaren Washington DC'nin arka sokaklarını dolaşmaya başladık. Neler oluyor? Vatandaşlar artık o seçim sıcaklığını hissetmeye başladılar mı diye. Trump'ın olası az bir farkla kaybetmesi durumunda Amerika'da sokak olaylarının çıkabileceği konuşuluyor. Kısmen önceki seçimlerde de aslında bu tarz uygulamalar yapılmış ama bu seçimlerde yoğun olarak bizim bulunduğumuz noktada Beyaz Saray ve çevresinde ciddi güvenlik önlemleri var. Aynı zamanda buradaki işletmelerin çoğu dükkanlarının vitrinlerini kendi imkanlarıyla kapatmış durumdalar. Olası bir sokak olaylarında en az hasarı alabilmek için. Peki seçimleri kim kazanacak? Kamala mı yoksa Oraya Trump mı? girmeden Adem Metan, öyle bir risk var mı yani? Sokakların karışma ihtimali var mı? Görüyor musun bunu? Öyle bir şeyler söyleniyor mu yani? Şu anda Amerika'daki vatandaşlar aslında bunu biraz satın almışlar gibi duruyor. Onu belirteyim. Çünkü çok sayıda buradaki diğer gazeteci arkadaşlarımızla konuştuğumuzda da çok sayıda vatandaş dükkanının önlerini, vitrinlerini kapatmış durumda. Demek ki böyle bir şey konuşuluyor, böyle bir öngörü var ve buna göre de bazı önlemler almışlar kendilerince. Tabii Evet. Trump'ın seçmenlerinin biraz daha için olduğunu söylemek de mümkün. Mağlubiyeti, olası bir mağlubiyet yaşanırsa bunu çeşitli itirazlarla da belki dile getirecekler. Bu anlamda ben açıkçası az da olsa bir sokak olayları bekliyorum. Ama tabii ki seçim sonuçları ne olur, nasıl Evet. cereyan eder onu da göreceğiz. Peki, özellikle konuştuk. Sen de orada mutlaka gazetecilerle de bu konuyla ilgili bir istişare yapmışsındır. Kıran kırana bir seçim mücadelecisi olacağından bahsediyoruz. Trump ve Kamala Harris arasında. Sana göre bu doğru mu? Yoksa ipi kim göğüsleyecek kısmında oradaki tecrübelerin bize neler anlatacak? En heyecanlı soru Mehmet Aydın. Herkes bu sorunun cevabını bekliyor. Evet. Aslında dünyanın en önemli ve en çok takip ettiği seçimlerden bir tanesi. Amerika kendi içerisinde de son yılların tıran tırana geçen en önemli seçimi olarak 2024 seçimlerini görüyor. Şunu söylemek gerekiyor. Türkiye'deki seçim sistemiyle Amerika'daki seçim sistemi çok farklı. Farklı. Dolayısıyla Trump New York'ta bir seçim mitingi, seçim kampanyası gerçekleştirmiyor. Çünkü oradaki yapı demokratları daha çok destekleyen bir yapı. Burada bazı eyaletlerde siz seçimi 0,0,1'lik bir farkla kaybetmiş olsanız bile oradaki delegelerin tamamını rakibini kazanmış oluyor. Türkiye yakın tarihte salıncak eyalet ifadesini çok fazla duymaya başladı. Salıncak eyalet ifadesi tam olarak nedir? Bunun altını ne dolduruyor? Bazı bölgeler Michigan gibi, Pennsylvania gibi, Georgia gibi, Arizona gibi, Nevada gibi. Nevada gibi noktalarda seçimleri bazı dönemlerde demokratlar, bazı dönemlerde ise cumhuriyetçiler kazanıyorlar, iki göğüslüyorlar. Dolayısıyla hem Trump hem de Kamala Harris bu noktalara çok daha fazla yoğunluk veriyor şu anda. Örneğin dün Kamala Harris Pensilvanya'da 90 bin kişiyle birlikte kapı kapı dolaştıklarını ve vatandaşlara oy verme için ikna ettiklerini söyledi. Neden bunu yaptılar peki son günde? Çünkü Pensilvanya salıncak eyaletlerden bir tanesi bir. İki, burada 19 delege çıkıyor. Eğer Trump burada 0,01'lik bir farkla seçimi sandıktan kazanmış olsa Kamala'nın elindeki bütün 19 delegenin tamamını alıyor. Ya Evet. da Kamala Harris 0,01'lik bir farkla oradaki sandıklardan galibiyeti elde ederse Pensilvanya'daki 19 delegenin tamamını alıyor. Bu da seçim açısından büyük bir avantaj sağlıyor. Bu bakımdan salıncak eyaletler çok önemli. Peki seçimleri kim kazanabilir? Evet. Hani bir dip dalga denilen şey gerçekleşirse Trump
burada seçimleri göğüsleyebilir. Çünkü hem seçim sürecindeki demeçleri hem medyayı daha aktif bir şekilde kullanması hem özellikle son seçim son başkanlığında Afganistan'dan Amerikan askerlerini çekmiş olması seçim sürecinde Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'ye eğer başkan olursa yardım yapmayacağını ifade ediyor olması gibi söylemleri savaşı Evet. durdurması noktasında bir etki eder mi onu bilmiyoruz. Ama Trump'ın bir ufak at başı da olsa önde Önde olduğunu olduğunu görüyorsun, dip değerlendiriyorsun. dalgayla gelecek bir durum olursa onu da hep birlikte göreceğiz. Peki. Son bir sorum. 30 saniyelik bir yanıt almak istiyorum Adem Metan. Genç seçmenlerden de bahsediliyor. Hani hepimizin o tabiriyle Z kuşağı. Z kuşağının burada çok önemli olduğu da ifade ediyor. Onunla ilgili bir bilgi var mı? Valla dünyanın artık herhalde kaçınılmaz sonlarından bir tanesi gençler biraz daha aykırılar. Belki de onların döneminde bu olması gerekiyor bilmiyoruz. Ama burada sanki Kamala Harris ve Obama yaptıkları kampanyada gençleri biraz daha tutmuşlar gibi gözüküyor. Yani demokratlara biraz daha yakın gibi gözüküyor.